Dans eden kişi, senin gerçek yeğenin Divya. Ve mutfağa doğru giden de o yılan. Öyle mi? O zaman gidin. Niye geldiğini öğrenin. Acaba sıradaki hedefi kim? Belki de o hedeftir. Çünkü artık düşmanı geldi. Ve onunla yakında tanışacağım. Gerçek yüzü ortaya çıkacak. Hadi gel. Hadi. Shivayna, seninle bir konuda konuşmalıyım. Seşen ne? Burada mı? Ya biri seni görecek olursa? Shivayna görürlerse görsünler. Ama senin bu fotoğrafı görmen gerek. Bu fotoğrafta gördüğümüz adam Ritin gerçek babası değil mi? Partide seni arıyor. Nereye gittin anne? Önemli işlerim vardı. Sonra... Sana anlatacak önemli bir şeyim. Sonra konuşalım oğlum lütfen. Anne, yılan kristaliyle ilgili konuşmak istiyorum. Kristal mi? Ne oldu oğlum? Anne, kristal nerede? Yani eğer senin için sorun olmazsa onu görmek istiyorum. Bir sebebi yok. Sadece ben... Niye kristali görmek istiyorsun? Zaten sen getirdin. Şimdi ne oldu? Yılan kristali çok pahalı olduğu için ona kimse dokunmasın, kimse çalmasın diye... Baban onu güvenli bir yere koydu. Sen onun için endişelenme. Yılan kristali her neredeyse. Sen onu gördün değil mi? Hala orada. Ben kristalden çok senin için endişeleniyorum. Benim kristalim sensin. Yılan kristaline gelince baban onu güvende tutuyor. Parti bittiği zaman gidip bakarsınız. Hı? Bak, misafirler bekliyor. Gitmeliyim ben. Tamam. Ne? Bayan Yamini onun yanında ne yapıyor? Bayan Yamini Riti'nin gerçek annesi ise bu kadın ki? Ya da bu kadın annesi ise Bayan Yamini ki? Bayan Yamini'nin bu adamla bir alakası olduğu kesin. Yani Riti'nin gerçek annesi değil mi? Seşa, bu fotoğrafı nereden buldun? Panj! Sanırım biri geliyor. Ayak seslerini duydum. Hemen git. Bu yılan neden mutfağıma girdi? Sence yemekleri zehirlemek için gelmiş olabilir mi? Bizi zehirleyerek hepimizi birden mi öldürecek? Sence bizi... Mutfağa yemekleri zehirlemeye gelmedi. Mutfakta bir o kadar tehlikeli biriyle buluştu. Yılan buraya biriyle buluşmaya geldi. Ne? Biriyle buluşmaya mı geldin? O zaman niye mutfağa geldin? Mutfakta kimse yok. O zaman kimle buluştun? Bana inan. Buraya yemekleri zehirlemeye değil, biriyle buluşmaya gel. İşte yılan onun için gelmiş. Yılan gelininle buluşmak için gelmiş. Yani inanmamıştım ama şimdi inandım.
Gelinin aslında bir yılan. Bu yüzden onun yakınında olduğumda garip bir şey hissettiğimi düşündüm. Ayrıca çok kötü bir kokusu var. Çünkü o bir yılan. Ne? O hepimizi öldürmek istiyor. Öyle değil mi? Evet. Bu yüzden o üç adamı öldürdü. Öyle değil mi? Evet. Ben bu evde yaşıyorum. Ama onun farkına bir türlü varamadım. Öyle mi? Evet. Sen aklını mı kaçırdın? Ha? Hayal mi görüyorsun? Sana inanacağımı mı sandın? Anladım. Neden gelinimi yılan olmakla suçladığını anladım. Onu görür görmez oğluma aşık oldum. Sence biz burada film falan mı çekiyoruz ha? Ben neden hemen gelinime yılan diyeyim? Hadi bir anlığına gelinimin yılan olduğunu kabul edeyim. Ama bunu kanıtlamalısın. Onun yılan olduğunu kanıtla. Getir önüme göster. Git onu kuyruğundan yakala ve buraya getir. Tamam. Gelinin en sevdiği şeyi bana söyler misin? Her şeyden daha çok neyle ilgilenir? Mücevherler onun ilgisini çekmez. Anahtarlarımı versen bile almaz. Oradan bir şey almaz. Asla düzgün bir şey giymez. Evet, düğün kolyesi var. Düğün kolyesini asla yanından ayırmaz. Düğün kolyesini? Yani onun en kıymetli şeyi o mu? Demek onu kalkanı olarak görüyor. Yani gelininin bütün kaderi o evlilik kolyesine bağlı. Hadi git. O evlilik kolyesini bana getir. O kolyeyi getirdiğin anda o yılanı ifşa edeceğim. Onun en kıymetli eşyasına ihtiyacım vardı. Buldum. Hadi. Git ve onu getir. Tamam. Gidiyorum. Retik, ne oldu oğlum? Partideyiz. Şimdi eğlenme zamanı. Niye burada yalnızsın? Bu arada Şivanya'yı sen yalnız bıraktıysam sana çok fena kızarım. Hadi benimle gel. Hayır Hazreti. Kızım, niye yalnız duruyorsun? Oğlum sana bir şey mi dedi? Hı? Eğer öyleyse söyle bana. Ben onunla konuşurum. Hayır anne. Öyle bir şey değil. Öyle mi? Eğer öyle değilse bu hüzün niye? Hem sen yalnız hem o. Bakın, herkes dans ediyor. Benim istediğim sizin de dans etmeniz. Oğlum, gel oğlum. Elini ver. Retik, lütfen dinle. Ben başına dert açmak istemiyorum. Güvende ol istiyorum. Seni korumak istiyorum. Bunu istiyorum. Retik, sen beni defalarca beladan kurtardın. Ben de senin için aynı şeyi yapmak istiyorum. Beni aileme karşı doldurarak mı destekleyeceksin? Bu nasıl bir destek şu? O zaman gitmeliyim Retik. Eğer yanılıyorsan, burada olmayı hak etmiyorum. Bu evden giderim.
ve sana bir daha yüzümü göstermem Retik. Sana söz veriyorum, inan. Bana yanıldığımı bir kez kanıtla, hemen buradan gideyim. Retik, sadece bir kez yılan kristalini sor. Bana bir kez şans ver. Yanılmadığımı biliyorum. Retik, beni dinle. Lütfen beni dinle. Senden tek istediğim... Şimdi bununla ne yapacaksın? Benimle yaşamayı öğrenmen gerek. Sen çok soru soruyorsun. Ne yapacağımı bekle ve gör. Gelinin nerede? Gelinin nerede? Git. Onu bul. Git ve gerçek şeklini gör. Bugün gerçek şeklini göreceksin. O senin sandığın kişi değil. Bugün artık gerçek şeklini. Yani o bir yılan. Ve ben onun düşmanıyım. En büyük düşmanı. Düşmanına bak. Düşmanını izle. Tav. Tavus kuşuyum. Bana ne oluyor böyle? Bu gece ay da görünmüyor. Dolunay da yok. O zaman... Niye yılana dönüşüyorum ki? Bu ne oluyor bana? Şivanya az önce buradaydı. Nereye gitti? Bu yılanı eziyet ettikçe daha çok acı çekeceksin Şivanya. Ne oldu?
bu şaşkınlık, bu üzüntü, bu ter senin güzel gelinin bir yılana dönmüş olmalı. Şekli değişti değil mi? Onun gerçek şeklini görseydim ona gününü gösterirdim. O zaman git ona gününü göster. Umarım sana zarar vermez. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, sadece uyarıyorum. Ben tavus kuşuyum. Evet öylesin. Bu sayede onun yılan olduğunu anladın. Yoksa ben de senin kadar sinsiyim. Bilseydim onu şimdiye kadar çoktan öldürmüştüm. Öyle mi? Bu yaşta bu zeka. Çok etkilendim. Şimdi sen de benden etkileneceksin çünkü Guruma bana... Sana bu güçleri Guruma verdi. Bu güçler sayesinde gelinimin yılan olduğunu bir bakışta fark ettin. Ama başka hiç kimse fark edemedi. Bu evde herkesin sevgilisi ve arkadaşı olan kişi en büyük gizeme sahipti. İfşa ettiğim yılan içinizdeydi, gönlünüzdeydi, her yerdeydi. Ama hiçbiriniz anlayamadınız. Gelinim bir yılanmış. Bunu hiç düşünmezdim, asla kabul etmezdim. Artık inandın mı? Senin gözünün önünde kanıt. Ben tavus kuşum. Yılanın can düşmanı. Bir yılanla karşılaşıp onu fark etmemen imkansız. Sana iki yılan olduğu söylendi. İkisini de buldum. İkisini de gösterdim. Ama sen çok güçlüsün değil mi? Söyle bakalım. Şimdi ona ne yapacaksın? Ona ne yapacağımı 40 yıl düşünsen hayal edemezsin. Bu iki yılan da benimle günlerdir saklambaça oynuyorlardı. Saklambaç. Bu oyunu çocukken yeterince oynadım. Yine mi oynamalıyım acaba? İnsan yaşlanınca çocuk, çocukken yaşlı hissediyor. Şimdi ben bir oyun oynayacağım. Ve sen o evlilik kolyesini bir daha ağzına sokma lütfen. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi ben harekete geçene kadar sen biraz rahatla, tamam mı? Ayaklarını uzat ve dinle. Şimdi benim sıram. İzle ve gör. Mayuri. İşte böyle. Sen Mayuri'sin, ben üçkağıtçı. Bana ne oluyor? Neden yılana dönüştüm? Huzursuz hissediyorum. Sanki üstümde bir şey var. Görünmez bir güç üzerimde dolaşıyor. Ama bu çok güçlü. Ne oldu? Ne oldu Şibanya? Niye bu kadar üzgün görünüyorsun? Kimin geldiğini sandın? Ben geldim. Kayınvaliden. Burada neden yalnızsın? Hadi neşelen. Hadi aşağı inelim. Şimdi anladım. Anladım, Ritik sana bir şey demiş. Öyleyse söyle bana. Anlat bana bakalım. Ona gününü gösteririm. Hadi. Hadi benimle gel. Aşağı inelim. Ne oldu kızım? Hadi. Anne, ben pek iyi hissetmiyorum. Bu yüzden buraya gelmiştim. Bir şeyin olmadığını biliyorum kızım. Öyle değil mi? Artık seninle ilgili her şeyden haberim var. Her şeyi bilmek benim en doğal hakkım. Hadi gel kızım. Aşağıda herkes seni bekliyor. Gel de biraz misafirlerle ilgilen. Kendin de biraz eğlen lütfen. Sürekli insanlara yardım etmek istiyorsun. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Gel hadi kızım. Benimle gel. Gel. Şivanya, kızım, senin neyin var? Niye böyle oldun? Hadi gel kızım. Anne, neden bu yüzüğü takıyorsun?
Bu yüzük mü? Aslında kızım Ritik de Anki taktırdı. Bu yüzük hepimizi yılanlardan koruyormuş. O yılan hepimizi öldürmek için fırsat kolluyor. İşte bu yüzden ben bu yüzüğü taktım. Bu evle ilgilenmeliyim. Gel kızım. Hadi kızım. Hadi gel. Gel benimle kızım. Hadi. Anne, bırak biraz dinleneyim olur mu? Güzel kızım. Sen sadece benim gelinim değilsin. Unutma bunu. Bir anne her zaman kızına bakmakla görevlidir. Bırak seninle ilgileneyim. Tıpkı senin annen gibi. Gel kızım. Ben sana bir şeyler getireceğim. Çok iyi rol yaptın, öyle mi? Yılan tam önümdeydi. Onu öldürebilirdim. Neden buna izin vermedin? Bunu düşünme bile. Neden? Hayatta kalmasını mı istiyorsun? Seni öldürmesini mi istiyorsun? Hayır. Yılan buraya gelmedi. Yılan tam karşında. Gözümün önünde duran yılanlardan bahsetmiyorum. Ben burada olmayan diğer yılanlardan bahsediyorum. Bu hayatta kalırsa diğeri de gelir. Diğeri de gelirse ikisini birlikte öldürebiliriz. Bunu hayatta tutarak diğer yılanı davet ediyorum. O onun suç ortağı, onun yardımcısı. Birbirlerine bağlı olduklarını duymuştum. Öncelikle o bağı yok etmeliyiz. Bağ bozulunca onlar ölürler. Peki ben ne yapmalıyım? Sen git dans et. Ama harekete geçme. Beklemede kal. Kimse Şivanya'nın yılan olduğunu henüz öğrenmedi. Ayrıca beni iyi dinle. Oğlumu yılandan uzak tutmak senin görevin. Oğlumun yanında o yılanı gezmesini istedim. Öyle bir şey olursa o zaman ben mahvolurum. O benim her şeyim. Demek istediğim o yılan kristaline giden yol. Onu kontrolüm altında tutmalıyım. Yılandan uzak, bana yakın olmalı. Bu yara, bunu bir hayvan yapmış olmalı. Bu nasıl oldu? Sana kim saldırdı Şivanya? Ben de bilmiyorum Seji. Bana kimse saldırmadı. Ama bu yara çıktı. Bütün bunlar partide oldu. Sanki biri beni çiğniyormuş gibi hissettim. Ağzında çeviriyormuş gibi. Boğulduğumu hissettim. Nefes alamadım. Nasıl oldu? Bilmiyorum ama yılan halime döndüm. Katlanılamayacak kadar büyük bir acı çekiyordum Seşa. Sanki biri beni yiyor gibiydi. Şivanya, o firavun faresi geri mi döndü? Hayır, bu her kimse Seşa. Fareden daha kötü ve daha tehlikeli. Anladım. Guruma bize yeni bir düşman bulmuş olmalı. Bu kadın bizi ne zaman rahat bırakacak bilmiyorum. Seşa. Etrafım tehlikeyle dolu. Her an her yerden saldırabilirler. Bana ne olduğunu bilmiyorum bile. Önümde daha bir sürü zorluk var. Ritik'in hayatı tehlikede. Ve o babasının katil olduğunu kabul etmiyor. 5. katille ilgili bir ipucu da bulamadım. Yılan kristali de kayıp. Yerini bilmiyoruz. Bütün bunların yanında sürekli her gün her gece annemle babamın çığlıklarını duyuyorum Seşa. Onların intikamını almalıyım. Bu evlat olarak görevim. O katillere bedelini ödetmeliyim. Bunun için her şeyi yapmaya hazırım ben. Ama işte bu yeni düşman onları desteklerse intikamımı nasıl alabilirim? Şivanya, ben yanındayım Şivanya. O intikamı ikimiz birlikte almalıyız. Anca beraber, kanca beraber. Ben onu bulurum. Sana o partide saldıran o canavarı bulacağım Şivanya. Sanırım bu tuzağı Bilge kurdu.
ve durum buysa bizim Bilge'miz bu işi çözecektir. Şivanya, benim önce Bilge ile konuşmam gerekiyor. Kristal'e gelince, onu bulmak için Ritik'in babasını takip etmeliyiz. Onu takip ettiğim zaman Panjnir konağına girdi. Ama sonra nereye kayboldu bilmiyorum Şivanya. Nerede olabilir? Nerede olabilir Şivanya? Onu bile bilmiyorum. Yılan Kristal'dir. Atalarımız ve yılanlar tarafından korunduğu zamanlar dünya çok farklıydı. Zaman başka akıyor. Yılan Kristal'ine asla el sürmek istemezdik. Adanmıştık. Bu adanmışlıktan güç alır. Tanrı'ya hizmetin gücü. Tanrı Yılan Kristal'ini korumamız için bizi seçti. Yılan Kristal'ini şekil değiştiren yılanlarla birlikte koruduk. Hayatımızı Yılan Kristal'ini korumaya almıştık. Yıllardır Yılan Kristal'ini sen koruyorsun. Senin sadakatinden çok memnunum. Ne sen ne de ben Yılan Kristal'ini istemiyoruz. Ama hanedanımızda Yılan Kristal'ini elde etmek isteyen açgözlü insanlar var. Kristal milyonlar değerinde ve yabancılar onu satın almak için fiyatı daha da arttırmaya hazırlar. Onu almayı çok istiyorum. Çünkü bu kristalin gücü onları dünyada yenilmez yapmaya yeter. Merak etmeyin efendim. Kimse yılan kristalini ele geçiremez. Biz şekil değiştiren yılanlar kristali korumak için varız. Bunun için hayatımızı bile veririz. Burası dünyada şekil değiştiren yılanlara sahip tek saray. Siz burada oldukça yılan kristali güvenli. Ama sonra... Eğer bize bir şey olursa yılan kristalini çocuklarımız korur. Bizim yerimizi onlar alır. Ben de sana söz veriyorum. Benden sonra yılan kristalini oğlum koruyacak. Bir gün bu krallık yok olsa bile muhafızlar her zaman olmalı. Bu günahkarlar kristale göz diktiğini biliyorum. Bu 5 kişi kristali almak için şekil değiştiren yılanları biliyorum. 5'inden biri benim akrabamdı. Benim kardeşimdi. Şekil değiştiren yılanın bir kızı. O nerede? Sonuçta o da bir yılan. O da benim oğlum gibi. Tanrı'nın bir lütfu. Tanrı onu da kristali koruması için seçti. O nerede? Yılan mabedine gitmeliyim. Hayatımı kurtaran o insanlarım olmalıyım. Amaçlarını öğrenmeliyim. Onlar dostluğum. Düşmanım. Kimmiş? Söyle kimmiş? Önce harekete geçip planımı hazırlamalıyım. Çünkü bu senden daha önemli kesinlikle. Hadi elini ver. Hayır, ısırırsın. Kes sesini, göster hadi. Bana elini göster dedim. İşte bu koruyucu yüzüğü asla çıkar. Anladın mı? Bu yüzük parmağından çıkarsa o zaman işim biter. Hı? O yılan etrafımızda. Onu gördüm. Ve öldüreceği insanların başında sen varsın. Hayatın konusunda dikkatli ol. Burada bir şey var. 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 O ne? Bana bir şey olmayacak Pajnir Prensesi. Benim canım güvende. Nasıl biliyor musun? Sen hiç kendini yorma. Dur sana göstereyim. Elini göster. Hadi. Bunun gibi daha çok yüzük takmalısın. Bu asla yetmez. Niye? Niye? Çünkü katil benim 4. katil olduğumu biliyor. Ama... O yılan 5. katilin kim olduğunu bilmiyorum.
Ben beşinci katilin kim olduğunu, yani senin o katil olduğunu biliyorum. İstersem... İstersem... Yılana beşinci katilin sen olduğunu söylerim ama yapmayacağım. Bana kazık atmaya kalkma. İşler bir anda değişebilir. Dinle. Eğer o ağzını açarsa... Yılanın zehri benimkinin yanında, devede kulak verir. Elimden kurtulamazsın. Dinle. Oğlun yılan kristalini tekrar görmek istiyor. Ona ne dedin? Ona baban kristali güvenli bir yerde tutuyor dedim. Bunu da benim üstüme mi attın? Ne oldu? Daha bir saniye önce neler yapabileceğini söylüyordun bana. Yılanı idare edebilirsin. Ama oğlunu idare edemez misin? Bak, sana açık olayım. Artık ben bu oyunda asla yokum. Bu artık yılanla senin aranda. Sahte oğlunu idare et. Ah. Baba, ben de sana geliyorum. Kristali görmek istiyorum. Evet oğlum. Annen de tam bunu söylüyor. Ama sana kristali gösteremem. Neden baba? Çünkü onu sattım. Ne? Sattın mı? Baba bunu nasıl yaparsın? Bana bunun evimizi korumak için olduğunu söylemiştin. O zaman neden sattın? Satmalıydım. Başka ne yapabilirdim? Şirketimiz büyük zararda. Satmaktan başka çarem yoktu. Şirketi korumakla evi korumak aynı şey değil mi? Baba şirketimiz kayıp falan yaşamadı. Ben de bunu görmek istedim. Babana ne kadar güvendiğini kendi gözlerimle görmek istedim. Bugün beni çok kırdın. Yılan kristalini almak için hayatını tehlikeye attığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Senin paraya önem vermediğini de biliyorum. Bunu biliyorum, evet. Ve kristal hala güvende. Ama artık birinin senin aklına şüphe tohumu ektiğinden eminim oğlum. Hanki bugün alkışlık bir oyun sergiliyor. Yaşlı adama bak sen. Bu ev, bu konak, bu arabalar, para, bütün bu lüks, bütün bunları kimin için kazandım ben? Söyle. Senin için, sadece senin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu eve ne sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Baba, sen kristali görmek istiyorsun öyle mi? Benimle gel. Sana göstereyim. Gel, sana göstereyim. Bu sahte baba şimdi sahte kristali nasıl ayarlayacak? Sanırım rolünü oynarken biraz abarttı. Gel, gel sana kristali göstereyim. Ortada kristal yok. Ne gösterecek acaba? Bugün gerçek yüzü ortaya çıkacak. Kristali görmek istiyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Bunları yapmana hiç gerek yok. Evet var, evet Ritik, var, Ritik, evet. Sana güveniyor değil mi? Bugün bir oğul babasına güvenmedi. Bunu yapmam neden gerekiyor. Sus dedim sana, lütfen, sus. Lütfen dur artık Anki, ne yapıyorsun? Düşeceksin. Lütfen yardım et. Baba. Neden babana böyle şeyler hayır yaptırıyorsun? Anki. Hayır, bana engel olma. Anki. Bana engel olma. Bana engel olma. Anki bunları yapmana hiç gerek yok. Oğlun zaten sana inandı. Hayır, değil mi oğlum? Hayır, bana inanmıyor. Bana inanmıyor. Hayır, al bak. İşte yılan kristali.
Anki. Ah. Söyledim. Anki. Anki satışın anlaşılacağını biliyormuş. Sahte kristali önceden hazırlamış. Hayatında ilk kez iyi bir şey yaptı. Üzgünüm. Kristali görmek için ısrar etmedim. Kendini topla hadi. Lütfen böyle davranma. Sorunlarım artıyor. Rit, bu kristalin sahte olduğunu sana nasıl anlatabilirim? Ve seni öldürmek isteyenin baban olduğunu. Hayır Anki. Ritik. Yeter. Bir daha annemle babamı suçlayacağında iki kez düşün Şivanya. Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Bugün eve canlı geldiğimde ne kadar rahatladılar. Ve senin tavsiyen yüzünden onları üzdüm ben. Tanrı bilir hakkımda ne düşünüyorlardır. Ben bu konu yüzünden çok kötü hissediyorum Şivanya. Bir dahaki sefer aile üyelerini suçlamadan önce ve bunu bana söylemeden önce iyice düşün. Bugün bana ne söylemişti? Bu konuda ne söylemişti? Ne yemin etmişti? Söyle. Yanıldığın ortaya çıkarsa bu evi terk edeceğini ve yüzünü bir daha görmeyeceğimi söylemişti. Senin yanıldığın kanıtlandı Şivanya. Yanıldın. Yanıldın. Bana ne yemin etmiştin? Söyle. Yanıldığın ortaya çıkarsa bu evi terk edecektin ve bir daha yüzünü görmeyecektim Şivanya. Yanıldığın kanıtlandı Şivanya. Yanıldın. Yanıldın. Dinle. Sözünü tutacağını çok iyi biliyorum. Bu evden gideceksin. Ama sana yeminini bu evden git diye hatırlatma. Eskisi gibi bana tekrar güvenmen için yeminini hatırlattım. Şivanya, bana güvenebileceğini biliyorsun. Ama benim güvendiğim insanlara da güvenebileceğini bilmelisin. Bir daha aile üyelerimden asla şüphelenmeye kalkma. Asla. Ritik, beni dinle. Seni verdiğin yeminden azat ettim Şivanya. Ama yine de gitmek istersen gidebilirsin. Seni durdurmam. Ama nereye gideceksin? Nerede kalacaksın? Düzenli kalacağın bir yer ayarlayacağım. Karar artık senin Şivanya. Bu evde kalmak istiyorsan aile üyelerime güvenmeyi öğrenmelisin. Sana nasıl anlatacağım Ritik? Güvendiğin tüm o insanlar seni kandırıyor. Seni düşmanlarınla çevrilirken nasıl bırakabilirim? Nasıl bırakırım aşkım? Evet Ritik. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Aşkım için her şeyi yapabilirim.
Evlilik kolye. Bunun düştüğünü nasıl fark edemedim? Derler ki evlilik kolyesi her zaman bir kadının cevheridir. Evliliğin işaretidir. Onun hayatıdır. Ama sen onu kaybettin. Hayatını kaybettin. Niye Shiv Anya? Bana ver. Kocanı gerçekten çok seviyorsun. O zaman evlilik kolyesini nasıl kaybettin? Yoksa aşkına sahip çıkamıyor musun? Yoksa aşktan yorgun mu düştün? Shiv Anya? Niye bana öyle bakıyorsun? Sadece evlilik kolyen bende. Kocan değil. Kutsal kitaplarda evlilik kolyesinin önemi anlatılıyor. Ama bugün olan şey kötü şanstı. Evlilik kolyeni kaybettin. Yakında kocanı da kaybedersin. Sadık bir kadının gücü kocasından gelir. Bu güçte inanç vardır. Büyük sevgi vardır. Ve ne olursa olsun biz birbirimizden ayrılmayacağız. Kocana o kadar çok mu güveniyoruz? Kendimden de çok. Sen buradan git. Hadi git. Sen beni hiçbir yerden kovamazsın. Beni kovamazsın. Ne oldu Seşa? Bir şey mi buldun? Hayır Shiv Anya. Peder çok uğraştı ama bir şey bulamadık. Düşmanımız kendini garip bir şekilde saklıyor olmalı. Ama peder bana dedi ki ailede kimse sana saldırıp zarar veremezmiş. O zaman neden öyle hissettim? Sen merak etme Shiv Anya. Yılan olarak evde kalmayı kafama koydum. Gözüm hep üstünde olacak. Seni koruyacağım. Ben buradayım Shiv Anya. Sen her zaman benim yanımdasın Seşa. Ama o değil. Artık beni dinlemiyor bile. Ritik'in hayatı tehlikede Seşa. Onu Ankuş Reheca'dan nasıl koruyacağım? O insan değil, bir canavar. Ve her şeyi yapabilir. Ritik'e nasıl söyleyeceğim? Ankuş Reheca'nın gerçek babası olmadığına nasıl ikna edeceğim? Merak etme Shiv Anya. Başka bir silahın daha var. Haklı olduğunu kanıtlamana yardım edecek bir silah. Ne silahı? O fotoğraf. Sana partide verdiğim fotoğraf. Git, o fotoğrafı Riti'ye göster. O fotoğraftaki gerçek babasını gördüğünde hakikate inanmalı. O fotoğrafı tamamen unutmuştum. Evde o kadar çok şey oluyor ki aklımdan çıkmış. O fotoğrafı hemen Riti'ye göstereceğim. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.